Aynen çok çok rematch attık ya onda. Bu bina bu sırada iyi bir bina değil. Çünkü kontrol negatifteyken eksi 4 veriyor. Yine de artı 4 ile artıyormuş ama yani pozitif olana kadar aslında bunu almak çok mantıklı değil bina olarak. Biz gelişimlerimizi yapmaya devam edelim arkada. Çünkü burada şu an halihazırda yapmayı düşündüğüm bir şey yok. Böyle save'lere daha sonradan başlamanın tek kötü yanı var. Unutabiliyorsunuz ne yaptığınızı ya. 3'te de hikaye yapacaksın. Evet. Zaten 3'ün hikayesini oyun çıkmadan sadece trailer'ı duyurulduğu zaman Katarin ve Katay'ı anlatarak yapmıştım. Kaos'un hikayesi zaten ondan çok çok önce yapılmıştı. Yani şu anda bu izlediğiniz karakterlerin, şampiyonların hikayesi bir tek yok. Onun dışında tanrıların, şunun, bunun her bir şeyin var. Hoş geldin Umut, sana da iyi akşamlar. Evet abi olur demiş. O zaman el ele tutuşup hayattan nefret ederek Infernius'u kuşatabiliyoruz. Güzel. Güzel. Böyle. Aman. 15'inde ön yükleme açılıyormuş oyun sonunda. Evet. Onu da söylemiş olalım. Belki görmemiş olanlar vardır. Oyunu almışsanız Game Pass için bu geçerli mi onu bilmiyorum. Onu söyleyeyim. 15'inde indirime açılıyor. Yani indirebiliyorsunuz oyunu 15'inden. Erken indirim yapıyorsunuz. Oyunun aktifliği 17'sinde. Yani 17'sine kadar oynayamazsınız ama 15'inde indirmeye başlayabilirsiniz. Oyun neden bu kadar rengarenk? Ya şöyle anlatalım. Daha şey olsun. Gelin tane hoş geldin. Aleykümselam. Şimdi ben Slaanesh'im, tamam mı? Benim gibi 4 tane daha, totalde 4 tane tanrı var. Bunların her birinin bir yozlaşması var. Bizim rengimiz, Slaanesh'in rengi genelde mor ve pembe üzerine olduğu için yozlaşmamızın arttığı bölgelerde toprağı biraz daha böyle pembemsi görüyoruz. Ha, bu doğal bir şey. Korn'un yozlaşmasının arttığı bölgelerde daha çok kırmızı ve lav şeklinde şeyler görüyorsun. Nurgle'ın yozlaşmasının olduğu yerler yeşil ve böyle iltihaplar, bilmem neler, hastalıklar akıyor genelde. Zinç'in olduğu yerlerde de mavim trak bir şöyle mavi mor arası bir şey var. Yozlaşmanın rengi var. Yani ondan dolayı öyle görüyorsun. Sadece Epic'ten alanlara yok demiş. Okey o zaman. Aklınızda bulunsun o mevzu. Neler alabiliriz? Carnal Incense. Bu neymiş? Army Ability. Narsizm. Narsizm diye bir şeyimiz var. Yeteneğimiz var. Düşmanın hareket etmesini engelliyormuş. 13 saniye boyunca. Karşımda zinç olduğunu düşünsenize bir. Hareket edemeyen zinçin üzerine patır kütür koşuyorsunuz. İnanılmaz. Aranında açık ara en iyisi Scarbrand. Ya oynayış stili çok değişik diyelim. Tam olarak şey demeyelim, en iyisi demeyelim. Oynayış stili bayağı değişik Scarbrand'ın. Ha öyle şeyleri var. Topraktan ve haritaların yozlaşmaya göre şekillenmesi çok güzelmiş. Aynen öyle. Oyunun paleti mi böyle? Renk seçimi var oyunda ama yani bilmiyorum ne kadar etkiliyor. Ben değiştirmedim hiç. Tek tri olsun, Legendary Lord olsun, açık ara iyi özellikleri var. Güçlü bir lider. Oynayışı ben diğerlerine göre biraz daha kolay buldum Scarbrand'ı bu sırada. Genel olarak Scarbrand daha az uğraştırıyor sanki. Şeylerini de arttırdık. Okey. O zaman bir kaleyi alalım ya. Geldik o kadar. Paramız da var. Hadi bakalım. En iyisi baba o tek tri hiçbir faction'da yok demiş. Ya ben Katay biraz daha şey gibi geldi bana. Rahat gibi geldi. Ama en kolay oynanış Scarbrand'de gibi duruyor. Yüz hızı nekarine durmuş zinç of demiş. Bir de yanlış hatırlamıyorsam full yozlaşmada toprağın üstüne senin fraksiyonun işaretinin izi çıkıyordu. Bir bakabilir miyiz? Bakalım ama.
O belki grafikle de alakalı olabilir. Grafik full de değil çünkü. Senin dediğin Scarbrand'in faction'ı. Ben Legendary Lord'un kendisinden bahsediyorum demiş. Ne o? Melee'de en iyisi, Zinch büyüde en iyisi anladığım kadarıyla demiş. Ha. Ben şey Umut'a söylüyordum. Senin yazın arada kaynamış. Faction olarak bir şey demem doğru olmaz. Şu çok iyi, bu çok iyi falan tarzında yorumlar. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Sizin kendi yorumunuz elbet. Biz buradan saldırıyoruz. Destekler ebesininkinden geliyor. Şu desteği buraya çeksek. Yok mu lan burada başlangıç yeri falan bir yer? Ya da biz mi buraya gitsek diyeceğim. Burada 4 kule var direkt. Suratıma sıkacak. Burada en azından 2 kuleyle hallederiz ya. The siege weapons are in position, my lord, and are ready to begin their assault. Begin your advance. Arch tempter. Strike. Ya hepsinin oynay stili olduğu için arkadaşlar, şu daha güçlü, bu daha güçlü demek çok anlamlı gelmiyor bana. Çünkü yani hepsinin kendine has bir şeyi var, mekaniği var. Nurgle'ın savaşının bir mekaniği var. Zinch'in savaşının bir mekaniği var. Slaanesh'in savaşının bir mekaniği var. Yani aynı değil karakterler. Hepsi farklı şeyler yapıyor. Mesela bu diğer Realm'e gidip Chaos God ruhu almak da bana saçma geliyor. Onun yerine Slaanesh'in Realm tarafına gidip para item almak daha mantıklı. Valla bu sefer Slaanesh'inkine gideceğim ben. İlkinde Khorne'u denemiştim. Muhtemelen Slaanesh daha iyi olur benim için. Orada da ruh almamız gerekecek ama. Total 4 ruhu almamız gerekiyor zaten. Gücü nasıl tanımladığına bağlı haritaya en hızlı boymaktan bahsediyor. Hayır, öyle bir şeyden söz etmiyorum. Arkadaşlar Khorne savaşırken yavaş savaşıyor ve hastalık yayarak öldürüyor. Khorne'dur, Nurgle. Khorne'un askerleri direkt kafadan giriş yapıyor. Çünkü büyüleri yok ve full melee üzerine oynanan bir ırk. Slaanesh çok hızlı bir ırk. Hızını kullanarak savaşmanız gerekiyor. Zinch ise vurkaçlarla oynamanız gereken ve büyüye çok bel bağlayan bir ırk. Yakın dövüşte iyi değiller. Bunu göz önünde bulundurduğun zaman evet, her Kaos Tanrısı'nın faction'ı farklı bir stille oynamak zorunda. Hepsinin gücü o yüzden ayrılıyor birbirinden. Diplomatik anlamda en güçlü Slaanesh demiş. Evet. Ya Zinch'in de bayağı etkisi var ama Slaanesh çok daha rahat o açıdan. Akari. Ama Zinch'in güzel yanı o zaten. Vurkaç. Şey gibi yani, elfler gibi. Bu da elfler gibi. Surun üstüne şunu atabiliyor olmamız da bayağı iyiymiş bu sur. Şu iki ordu birden gelmiş, o yüzden FPS kasmış bir anda. Evet. Evet. Öyle bir benzetme yapmak doğru olabilir. Behold Magnificence. İçeriye atabiliyor muyum? Nice. Abi Khorne'un bu sırada şeyleri her türlü daha seksi bu sırada. Yani kimse bana diyemez ki şu ırkın askerleri daha iyi bu ırkın. Kesinlikle Khorne'un karizması çok yüksek.
korna askerlerinin karizması hakikaten çok yüksek ya. Gerçek bir ordu şeyini veriyor. Finibar, teşekkür ediyorum abone için. Aramıza hoş geldin. Ama sen daha önceden de aboneydin diye hatırlıyorum. Herhalde Prime'a yeni geldin. Aa, kapı kırıldı. %25 hız daha aldı. %54 hız. Oha! 154 hız. Yok edici resmen ya herif. Bu nasıl bir hız? ...182 430 700 falan vurduk yani. Exalted Demonets of Slaanesh. İçeriye girmeye başlayalım. Arkada kuleler muleler var. Slaanesh'in mekanında Slaanesh'in Psychos'u diye bir unique item var. Doğrudur, daha gitmedik. Gidelim. Şey yaparız. Alırız. Hız, XP ve Campaign Moment. Valla ben şu anki mızraktan daha memnunum. Korn'un mızrağı bayağı iyi çünkü. Çok bir şey kaçtı mı? Yeni başladık. Selamlar Burak, hoş geldin. Pembiş ülkenin kralı. Kan konuyla alakası yok ama bir şey soracağım. Scar Brand'in bir gözünün mavi bir gözünün kırmızı olmasından Lord'a bir esprisi var mı? Yoksa öylesi mi yapılmış? Scar Brand'in Lord'unu bilmiyorum. Oturup bakmamız lazım ona. Yani tek tek şampiyonların şeyi değilim, vakıfı değil. İyi para aslında. Ama şeyi çok vermiyor, devotee çok vermiyor. Özel binası falan da var, bence alalım Infernus'u. Infernius. The Temptalord. Burada bir ordu kendini yenilesin, bayağıdır savaşıyor bu ordu. Hakikaten yoruldu yani. Belki spawn'u Slaanesh de yapabiliriz ama bana çok yavaş geliyor spawn'lar ya. Şu şeyler, Fiends of Slaanesh'ler çok iyi fakat 2000 küsüre basıyorum. Globalden basacağım zaman o da fazlasıyla pahalı oluyor. Exalted Demonets'ler piyadeye karşı iyi. Fakat en büyük sıkıntısı yani ne zırhlı bir ünite ne dayanıklı bir ünite. Leşe God. Sorarlar adama adil mi hoca diye demiş. Niye? Neyi adil mi? Ne oldu yine? İkinci orduyu silsem mi acaba? Ama çok anlamlı gelmemeye başladı çünkü ikinci ordu şu anda. Devamlı devotee'den ordu çıkartabildiğim için çok mantıklı değil sanki onu öyle tutmamız. Fiends of Slaanesh'i de basabilirim ya. Exalted'dan da ver. Bir ordu kendine gelsin. Chaos Realm'lerin üzerinden geçer misin map'te? Orada ekrandaki geçişi çok smooth yapmışlar bence. Tamamı açık değil. Şu an geçersek karanlık görürüz. Maleket'in Nekare'nin veledi olması ihtimali yüzde kaç kanatmış? Bilmiyorum. Sanmıyorum. Bu sırada bunlar zaten vasalımız ama ona rağmen şeyimiz, baştan çıkarma etkimiz bayağı düşükmüş. Ne enteresan. Beklemiyordum böyle bir şey. Buradaki baştan çıkarma etkimiz yüksek ama hala daha alamadığımız bir sürü şey var. Adam var, böyle kalmış durumda bunlar. Oralara muhtemelen şu ajanları gönderip şey yapmak çok mantıklı olabilirdi. Yozlaşmayı yaymak. Slaanesh. Böyle geçirelim.
19 yapalım, bir tane de şey gelecek zaten. Hala defeat mi veriyor gerçekten? Peki encircle'da bekle diyeceğim ama bu sefer de şey kaybedecekler. Asker kaybedecekler. Tamam. Kata'ya baştan mı başlayacaksın? Yo, Kata güzel gidiyor. Kazanabilir miyiz diye bakıyorum da, yani şu chariot'lar bu sırada biri video yapmış. Yayıncılardan biri chariot'larla ne buff alıyor ne Karin'in altında, yani ölümcül bir şey oluyor. Kazanamayız gibi duruyor ama geri çekilin. En son Empire'la uzlaşma yayıyorduk. Ne oldu o ya? Yayıyoruz da 3'le falan yayıldığı için biraz yavaş yayılıyor aslında. İkinci yarıklar kaçıncı turda açılacak? Valla ilki 35'te açılıyor. Tahminimce diğeri de 70'te açılıyordur. Avatar of Agony. Bence şunu verelim. Leadership versin askerliğe. Gerçi leadership çok büyük bir sıkıntı çektiğimiz şey değil ama. Böyle gel. Şunda da birlikleri bir düzenleyelim. Bu birlikler bu kadar az canla bir halta yaramıyorlar. Bari bir aradayken tek bir ünite misali daha güçlü olsunlar. Çünkü güçleri az oldu mu çok çabuk kırılıyor şeyler, liderlikte falan. İki tur daha bekleyeceğiz Nekari'nin kendine gelmesine. Bu ablamızı aslında etrafa şey yaymaya yollayabilirim ya. Corruption yaymaya. Ya imparatorluktaki etkim %17 şu anda. Okay. Ve düşürmeye başlamış benim şeyimi. Bu imparatorluk mor olmuş ama etkim düşmeye başlamış. Kırıyorlar etkilerimi. Oyunu bitirmek için 140 tur mu lazım mantıken? Yani bilemiyorum. Bir şey demem çok zor. Palace of High Seductress. Gerek yok. Gerek yok. Nekari'nin ordusuna bir asker daha basayım ben. Gerçi büyücü basmak istiyorum ben ya. Kaltistler büyücü müydü? Değildi. Diğerini de burada çıkarmıyor. Eluris lazım bize. O da Drifting Tower istiyormuş. Bina olarak. The Temptalord. Biraz daha bekleyelim o zaman. Zaten iki tur daha bekleyeceğiz. Bari bir tane daha şey vereyim. Asker vereyim. En yakın zamanda bir büyücü yapsak iyi olur. Büyücümüz öldüğünden beri bir tek Nekari büyü yapıyor. O da hani yeterli değil lore olarak. Ben de Warhammer 1 oynuyorum. Yahu İmparator... İmparator Lumta demiş. Tüm müttefiklerime yardım ediyorum. O adamlar benden nefret ediyor. Hayır, düşmanlarıyla da takılmıyorum. Neden böyle anlamadım demiş. Belki güvenilir değilsindir. Chariot Doomstack. Galiba 19 tane chariot yapıyor. Nekari'nin de şöyle bir buff'ı var zaten şurada. Şu muydu? Yok, bu muydu? Ha, şurada charge speed bonus falan veriyor. Ekstra burada işte şeylerini falan arttırıyor. Full oradan kasıp giriyor. Elur cazibe gibi bir şey. Hoş geldin. Enis hoş geldin. Uzman çavuş kaotik aboneliğin için teşekkürler yavru. Geçelim turu tekrar. Your sin is my command. Sen nereden geldin ya? Demon Prince mi geldi? Kaos Lejyonu. Yalnız çift silahlılar bayağı pahalı. 2160 istiyor normaller bile. Plague Toad of Nurgle bası alabiliyorum. Alalım madem. Bir ünite bir ünitedir. The Folly Malefax sağlam garnizonu var. Acaba başkent miydi burası? Hatırlayalım bakalım. Lejyon mu? Roma Invicta demiş. Karşısı güçlü. Ama hani kulelerdir, ottur boktur diyese belki vururuz.
Korna yanlıyor galiba bu seferki demon. Bana da öyle geliyor. Çok kornluk üniteleri var. Zaten bütün piyadeleri korn. Bir tek Nurgle'ın şeylerini almış. Zıp zıplarını almış. Nurgle'ın zıp zıpları. Valla tutabiliriz. Korn usulü bir kaledeyiz şu an. Kalede demeyelim de yani yerleşke daha ziyade. Şimdi. Buradan ne geliyor? Ya şunlara bakar mısın ya? Ağzından bir şey çıkarttı. Ağzından ufak nörglingler fırlatıyorlar. Jabba'da hatlar. Hakikaten Jabba'da hat ya. Tiplere bakar mısın abi? Neyse. Burada 4 adet piyade var. Bir de zıpır reisler var. Burada 4 adet piyade. Burada 4 adet piyade. Burada da lordları var. Bizim savunmalar nerede ne var? Burada bir kulemiz varmış. Ortaya giriş galiba daha güvenli gibi. Yatırımı ortaya girişe yapabiliriz. Kapıda tutmaktansa ortaya girişte tutmak sanki biraz daha mantıklı. Bazı yerleri belki bloklayabilirim. Daha kalabalık alanda savaşmış oluruz. Ya barikat yapmamızın bir mantığı var mı bilmiyorum. Eninde sonunda gelecekler de hani çevrelenmemek adına güzel olur. Çünkü giriş çok fazla var gördüğünüz üzere. Hani 3, 6 girişi var buranın. 4'ü bloklanabiliyor, ikisi açık. Mızrakları yerleştirdik. Burada zıpır var mıydı? Yok. Tamam, güzel. Burada zıpır var mı? Yok. Ama oradan da Lord geliyor. Zor olacak yani. Tutmak pek kolay olmayacak. Piyade belki bir nebze de Lordlarını vurmak bayağı zor olacak diye tahmin ediyorum. Yuvarlak yerleşim yerleri güzel olmuş. Valla Kasayinki daha böyle şey geldi bana ya. Korunabilir diyelim. Tek bir yerde kulem var şu an. Bir sonraki kuleyi buraya yapmak isteyebiliriz belki. Lord'u buradan geliyor çünkü. Bunların hangisi içeri bağlı? Hiçbiri içeri bağlı değil galiba. İşte bu da başka bir problem. İçeriye bağlı kule olmaması biraz bizi zorda bırakacak. Dayı direkt uçarak geliyor yani, ne diyeyim. Sanırım buna gelecek. Evet, ona doğru geliyor. Gelemedi, yerini değiştirdim diye. Bunlar kim lan? Ha, kılıçlarım arasına daldı. Aa, Lord'unu ayrı gayrı alabilir miyiz bilmiyorum. Deneyelim şansımızı. Bir iki yeri barikatlayalım. Adamın defansını kırdım ama aldığı bonuslar şu an o kadar fazla ki. Splash damage'ıdır, şusudur, busudur. Büyük bir entity olduğu için galiba mızraklar daha iyi olacak ona. Şöyle yapalım. Kılıçlarımız en azından hayatta kalsın. Kılıçlar biraz daha iş yapar. Burayı alması iyi olurdu.
Ah. Reislerin olayı charge'ı da değil. Reislerin olayı ne ben bilmiyorum. Enteresan karakter. Ha, Lord'u kaçacak herhalde canı azalınca. Ben öyle düşünüyorum şu an. Mantıklı gelen o. Buranın delinmesi biraz kötü oldu. Onları bir anlık yoralım. Kaçmasın ama o ya. Zıp zıp reisler şuna gitsin de. Kaçmaya çalışıyor çünkü. Şu zıp zıp zıpları bir yere çıkartayım. Başka kule yapabileceğimiz buraya yapıyoruz zaten. Buraya alacaklar. Bir daha da kule yapamayacağız oraya. Bak tahmin ettiğim gibi yapıyor. Liderimin peşinde koşuyor ve kaçacak ondan sonra da. Bunu salmayalım. Defansını kırmaya çalışıyorum hızlı hızlı ölçün diye de. Zehirlenmiş falan. Zaten eninde sonunda herhalde şey yapacak. Patates olacak. Hadi ölüyorsun. Öl artık. Bir zahmet. Lan? Lan o neydi öyle? Hassiktiri yani. Bir patlama büyüsü attı, hepsini yok etti. Ve şu an havada avlayamıyorum canı kıç kadar olmasına karşın. Şu büyüyü falan atmaya çalışayım ama bu büyü çok zayıf bir büyü, öldürmez onu yani. İkişer ikişer can götürüyor. 12 saniyeden ikişer can götürse 24 can. Çok da bir şey değil. Yok kaybedeceğiz ya her türlü. Öldürmek istesek de artık zaten öldürebilecek bir şey de kalmamış. Bitmişiz. Belki dışarıda tutmak biraz daha mantıklı olabilirdi. Kuleler falan yıkıldı ya şeyler görünce. Bilemiyorum. Öldü Lord'u ama. Biraz fazla geç. Ama ölüm animasyonu fena değildi. Neyse denedik şansımızı. Ama şey beni çok şaşırttı. Lord'un attığı büyü neydi bilmiyorum. Yok etti etrafını direkt. 360 derece kalem olur. 360 derece yerleşke zaten. Kalelerin hepsi 270 derece. Yerleşkeler bir tek 360 derecede oynanıyor. Da, 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 da. Enteresan oldu. Bu sırada ünlem Total War yazarak oyunu almadıysanız ve almayı düşünüyorsanız maliyet farkı olmaksızın hem de kanala destek olarak satın alabiliyorsunuz. Ünlem Total War yazdığınızda linkleri geliyor. Warhammer 3, 2, 1, ROM Remastered ve Three Kingdoms'ı o şekilde alabilirsiniz. Tomb King'lerde de vardı öyle, ölüme yakın olunca direct damage büyüsü atıyordu etrafına pasif olarak. O ama normalde de atamıyor muydu? Pasif dedi. Bir tane aktif şeyi vardı Setra'nın, patlatıyordu etrafını direkt böyle bir. Ursun'un bağırışı yaklaşıyormuş. Aha, Slaanesh'te.
Unholy Manifestation'lar daha da güçlü olmuş. %6 hasar alıyoruz. Campaign Movement Range'imiz, yani harita üzerindeki ilerlememiz %12. Hız %12. Silah gücü %12 ve charge %12 diyor. Devotee 200 veriyor bu da. Ama kullanmayacağım şu an. Nakari'yi geri yollayıp bunu almam lazım. Bu da nereden geldi böyle de buraya kondu, onu da anlamadım. Oo, bu Nurgle'a yanlıyor bir yandan da. Hastalıklı şu an. Acaba onu direkt salıp devam mı etsek yolumuza ya? Devam edelim. Yukarıya çıkarsa da vururuz kafasına. Yukarıda bir tane lordum vardı. Ona bir şeyler basayım. Yukarı çıkarsa ona göre durdurmayı deneriz. Hoş, ünite olarak çok bir şey yok elimde. Yani basıyoruz da bunların hepsi birinci seviye, çok da böyle meh denilecek üniteler. Scarbrand burada bu sırada. Böyle git. R6'yı yayında oynamıyor musun? Yok. Mialay, teşekkür ediyorum. Aleykümselam. Ne ursunmuş Bilal, bir ölmedi kanka ye demiş. Niye ölsün ya? Biz bu tarz lordları oynayabiliyor muyuz? Hangi lordlardan söz ediyorsun? Buralarda nelerimiz var diye biraz bakayım da. Şu iyi olabilir. Çünkü bütün ordun demonetlerden oluşuyor. %10 ucuzlatacak maliyetini. Orduda demonetten başka bir şey yok zaten. Düşman olan yanlıyor dediğin. Ha, evet, oynayabiliyorsunuz. Yani mutlak zafer verdiği için direkt almayı tercih edeceğim. Yalnız vasal yapamıyorum. Buralardan vasal çıkartamıyorum. Ya yağmalayabilirim ya da alabilirim. Alalım. Evet, prensle oynayabiliyorsunuz. Onun bir de hikayesi var. Giriş hikayesi olarak onu oynuyorsunuz. Tutorial'da öğretiyor bir yandan size. Onu oynamanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Neden şiddetle ve neden tavsiye kısmına girsek? Hem size hikayeye bir başlangıç yapıyor. Şu an neden Ursun orada, ne oluyor, ne bitiyor, onu bir anlıyorsunuz. Bir, iki, Demon Prince'in hikayesini anlatıyor size. İblis Prensi'nin kimdir, nereden çıkmıştır, nedir, ne değildir gibisinden. Ayrıca tutorial'ı var. Oyunla ilgili güzel bilgiler veriyor. O yüzden deneyebilirsiniz. Burada bir Keeper of Secret var. Scarbrand'in ordusuna saldıracakmış. Kazanırsa benim için dert yok. Kazanamazsa benim bir şeyler yapmam gerekecek. Burası Chasm of Torment. Chasm of Torment 2. seviye. Muhtemelen tutamaz. Fortress of the Damned'i 3 seviye yapabilir miyiz? Bilmiyorum. 4 turu var. Buraya bastığımız 3-5 askerle bir basalım olmadı buraya hemen de. Belki yetişiriz. Road verebiliyorsun. Corruption var. Yani growth da iyi olur da corruption kas ya, boşver. Etrafa da yayıyor çünkü. Hem de havli mi? Aha geliyor, yine geldi. Bizim başkentin orada var. Aa, direkt Nekari'nin içinde var. Nekari'nin ordusu bir fullensin, o zaman öyle gidelim. Gerçi ordusu gerçekten çok zayıf. Hala T1'lerdeyiz ya. Bayağı büyük bir sıkıntı olarak görüyorum şu an bunu ama. Scarbrand kazandı mı? Yo. Allah Allah. Bunları farklı yerlerde... Aha bir dakika. Farklı yerler demişken. Bu ablamızı portalı kullanarak başka bir yere atsak ya. İmparatorluğun içine yaysın mesela şeyi. Yozlaşmayı. Nasıl fikir? Bunların 3 turu, 2 turu falan var. 2 turu dayanalım. Ondan sonra gidelim şeye. Slaanesh'in bölgesine.
Atrocities. Scarbrand'in falan ordusu yok. Herhalde gitmez yani şu an. Bilmiyorum. Senin derdinin çözümü ordunu güçlendirmek. Bu inanılmaz bir stratejik öngörüydü. Yani böyle bir şey beklemiyordum. Ya Slaanesh'in piyadeleri çok güçsüz. Piyadelerinden bir cacık yok. Yaratıklarını yapmak lazım ama yaratıkları da biraz ekonomi istiyor. Bir de globalde üretemiyorum şu an. Benim toplu paraya ihtiyacım var. Ya bir yerleri yıkacağız. Bir şekilde para kazacağız. Bilmiyorum yani. Çok vakıf olamadım daha o sisteme. Ekonomisini nasıl yöneteceğime dair. Selamlar Sartorial. Hoş geldin. Chaos Rift mi? Bunları kullanamıyorum. Kapatabiliyorum bu ablayla sadece. Cancel. Direkt Slaanesh'i var mı? Var. Slaanesh'e gitsek ne oluyor acaba? Hangi fraksiyonla oynamayı düşünüyorsun? Şu an Slaanesh ve Katayla oynuyorum. Bir sonrakini Scarbrand yapacağım muhtemelen. Ya Scarbrand git başımdan. ...26 kayıp. Orman elfi hatunu mu göstereyim? Non-aggression. Peki. Yani zinçle savaşmak gibi bir niyetim yok. Benim için iyi olur. Korn yeterince yoruyor beni zaten. Realm of the Sorceress. Bir dakika, Sorceress şey, Zinch. Nurgle, Zinch'in mekanına girmiş. Ki mantıklı, zaten karşıtlar birbirlerine. Yani zıtlar. Kislev, Nurgle'ın mekanına girmiş. Nurgle'ın mekanında hastalık mastalık kaparsın diye düşünüyorum ama neyse. Dark Prince. Gidelim bakalım. Aa, silahım şeye geri gitti. Korna geri gitti. The Arch Tempter. You wish to sample the Dark Prince's seductions again? Temptation, lust and desire. Baştan çıkarma. Şehvet. Burada kol geziyor. Slaanesh'in şampiyonuyla karşılaşmak kolay olmayacak. 6 dairelik baştan çıkarmanın tam merkezinde. İçeriye doğru ilerlerken seni cezbedecek şeylerin ne olacağını bilemezsin bile diyor. Hayal dahi edemezsin. Slaanesh'in sarayı var ortada diyor. Zevk, sefa, şehvetin olduğu bir şeymiş. Güzel. Peki buraya nasıl gireceğiz hakikaten biz? Galiba bu tur hareket etme şeyim yok. Ha, Circle Gateway'ler varmış. Aa, bunlar kim bilir nereden nereye çıkacak? Buradan gireceğim, nereden çıkacağım belli mi? Allah. Hadi bakalım. Bakalım nereden çıkacağız?